Merhaba dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Nasıl gidiyor virüslerle aranız? Aman iyi olsun da. Sağlıklı bol günler diliyorum. Herkes maskesini taksın. Her ne kadar maske serbest olacak diye, ama sokağa çıktığınızda, toplu bir yere girdiğinizde aman gözünüzü seveyim. Sakın maskesiz dolaşmayın. Evet dostlar, Mart'ın ilk videosunu yayınlayalım dedik. O da ne videosu? Şimdi dostlar, YouTube'dan para kazanmak. Herkese güzel geliyor değil mi? Şimdi dostlar, YouTube'dan para kazanmak çok zor. İnanın, gülüyorum. Çok zor. Yani YouTube'dan para kazanmak için sakın fazla bir masrafı yapmayın. Yani kendinize sıfır telefon, sıfır kamera, tripodlar almayın. Eğer para kazanmak istiyorsanız en ucuzundan başlayın. Yani cebinizden hiç para çıkmadan yapmaya çalışın. Eski bir telefon da olabilir. Yani yeter ki YouTube'a girebilecek bir telefon olabilir. Yani inne böyle 10 bin liralık, 20 bin liralık, 5 bin liralık telefona gerek yok. 1000 liralık telefon da sizin işinizi görür, 500 liralık telefon görür. Şimdi dostlar, YouTube'dan para kazanmak için neler gerekiyor? Yani ben evde ek iş yapayım, hani YouTube'a güveneyim. Sakın hiç güvenmeyin. YouTube, ne yaparsanız yapın, YouTube 6 ay, 7 ay, 8 ay sizi dener. Denedikten sonra size para kazanmayı açar. Para kazandırmayı başlar. Öyle bir zor işlem ki, ben daha yeni yeni para kazanmaya başladım. Ama çok zor. Günde belki 25 saat, bakın 24 saat demiyorum, 25 saat yeri geldiğinde video çekiyorum. En son çektiğim video 26 saatti. Yani sabah 8'de bir başladım. Gece yarısı 1 mi 1,5 mu neydi bitirdim. Yani ama kazandım para. Aşağı yukarı 1500 kişi izlemiş. 1500 kişi izledi, para 8 lira 9 lira. Yani benim 24 saatte kazandığım para 7 lira 8 lira. Yani izlenme 1500 kişi. Benim bunu acilen 10.000 kişiye çıkarmamız gerekiyor. Bu da çok zor. 10.000 kişiye çıkarmanız için YouTube'la ilgili reklam vermeniz gerekiyor. Paralı. İşte Google Ads'ye. Gerekirse gazeteye bile verin. Yani mesela YouTube'unuzun ana sayfası oluyor ya, o link, web sitesi. O web adresini kısaltılmış olarak, mesela ne diyelim, izmirlierol.com, bu şekilde ona yönlendirin. Deyin ki bir gazetenin birine, ben doğayı geziyorum yazın, altına da İzmirli Erol yazın misal. Yani İzmirli Erol tıkladıklarında direkt YouTube'un o sizin ana sayfanızı gidecek. Yani en güzel yol bu, ben böyle yapıyorum. Şimdi dostlar, YouTube hayalini, para kazanmak hayalini kuruyorsanız, bir kere tekrar dediğim gibi zor. Onun için ilk önce ne yapmalısınız? Mesela geçtiğimiz yıllarda İngiliz bir çocuk sadece 57 saniyelik bir video çekmiş, tam 150 bin dolar kazanmış. Ama nasıl kazanmış? Çocuk 57 saniye açmış. Koştururken düşmüş, kalkmış, abi ben düştüm, dizim yaralandı. Sonra gelmiş, yapmış. O çocuğun o sempatiyi 150 bin dolara endekslenmiş. Yani gelen giden seyretmiş. YouTube'da, genelde YouTube çocuklara yönelik videoları daha ön keşfete çıkarır. Yani büyüklerin izleyeceği video yerine, çünkü çocukların videosunu büyüklerin videosuna pek yönlendirilmiyor.
genelde keşfette çocukların farkındaysanız hep çocuk bebekleri tanıtımlar, bebekle ilgili çizgi filmler veya Barbie'leri oynatıyorlar. Hep farkındaysanız. Bir bakıyorsunuz adamın 500 bin abonesi var, 600 bin abonesi var. Tabii bu 600 abonenin hepsi bu videoları seyretmiyor tabii ki. Bu genelde seyredenler filmler için girerler, ne bileyim başka bir şey için girerler. Neyse, genelde YouTube izleyenlerin en çok izlediği kanal yemek kanalı. Yani yumurta nasıl kırılır, patates nasıl haşlanır, efendime söyleyeyim kek nasıl yapılır. Yani ilk etapta bu. İkinci etap çocuklarınız için. Yani parka gidiyorsunuz, çocuğunuzu çekiyorsunuz, çocuğunuz kayıyor. Yani çocuğun kayması para getirmez. Çocuk orada mutlaka hafiften böyle, ay düşeceğim, ay buram ağırdı, ay buram arı soktu, ay buram, yani inanın düz videoları asla yüklemeyin. Bir de görüntü açınız net olacak. Yani izleyiciler genelde görüntünün netliğini çok sever. 780p, 1080p, HD, öyle şeyleri. Hani genelde bazı videolara bakıyorum, 360. Benim de genelde videolarımda farkındaysınız ve lütfen görüntü ayarınızı 780p yapınız diye yazıyorum. Çünkü genelde 360 standart oluyor. Ama eski telefonlarda maalesef dediğiniz gibi 360'la çekebiliyor. Ama gerek yok şu an için. Yeni YouTuberler için hiç gerek yok. Üçüncü YouTuber olmanız için sizin mutlaka şehir şehir gezmeniz gerekiyor para kazanmanız için. Oraları videolarını çekmeniz gerekiyor. Tabi bu da çok zor, masraflı. O yüzden siz gelin kendi videonuzu, gidin doğayı çekin. Karıncaları çekin ya. Bakın karıncaların yuvası. Bir ekmek atın, o ekmekleri çekin. Yani karıncalar o ekmekleri yuvalarına götürüyorlar ya. O bile bir belgeseldir. Ama 10 dakika, 15 dakika çekin. 1 saati bulması. Bakmayın biz 1 saat çekiyoruz. Size akıl verebilmek için 1 saat çekiyoruz ama o karıncaları çekin. Ne bileyim hayvanat bahçesine gidin. Bir maymunu 3 dakika çekin. Önünüze gidin orangutana gidin 3 dakika çekin. Ne bileyim su aygırını gidin 3 dakika çekin. Hepsini birleştirin, videonuzu koyun. Ve günde mutlaka 2 video koymanız gerekiyor. Hani izlenme olabilir. Aynen, ayda en az 60 tane video koymanız gerekiyor. Yani günde 3 günde bir, 4 günde bir. Diğer ünlü YouTuberlar haftada bir koyuyor. Çünkü onların zaten gerek yok. Onlar bir videodan 100 bin kişi izlenme elde edebiliyor. Siz 100 bin kişi elde edemediğiniz için siz günde 2 video koyun. En azından keşfete çıksın. Bir de başlıklar çok önemli. O videolarımızın yanına bir başlık konuluyor ya. 100 harften oluşuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela örnek söyleyeyim. Ben Galatasaray Fenerbahçe maçı. Galatasaray Fenerbahçe maçını naklen veriyorum. Tamam mı? Canlı yayın yapıyorum. Naklen yapıyorum. Ama benimkisi tekst halinde. Yani diğer canlı yayın yapamazsın. Telif hakkına giriyor. Ben yazıyla yapıyorum. Benim bir programım var. Oradan canlı yayın yapıyorum. Ama bu da yetmiyor. 4 saatlik, 5 saatlik canlı yayından kazanabileceğim para 2 lira. Yani eğer gerçekten para çok kazanmak istiyorsanız çok uğraşmanız gerekiyor. Şimdi ortalama 1000 kişi sizin bir videonuzu izlediğinizde 1 lirayla 5 lira arasında kazancınız oluyor. Yani o 1000 kişinin izlemesi, o reklamlar, hani başta reklam çıkıyor yani kızıyorsunuz. Ya bu biz YouTuberlar o ilk başta çıkan o 8 saniyeden para kazanıyoruz. İzlenmeden değil. Yani o 8 saniyedeki o reklamı, tabii reklamı atlat yapıyoruz ya. O saniyeye kadar bize para basıyor. Eğer atlamazsanız, diyelim bir baktınız önünüze 40 dakikalık bir reklam geliyor. İnan 40 dakikalık reklamı izlerseniz bize getirisi 4 lira. Anladınız mı? 40 dakikalık reklam izlerseniz 4 lira.
4 dakikalık reklam izlerseniz 40 kuruş, yani 1 liradan düşünün 40 kuruşu hesaplayın. Yani 8 saniyede de aşağı yukarı size ne söyleyeyim, 40 saniyede 40 kuruş, yani 7 kuruş. O 8 saniyeyi kızıyorsunuz ya. Ay senin koyacağım reklamında. İşte o kızdığınız reklam bize 7 kuruş kazandırıyor. Yani kızdığınız. Hani kızmayın. Zaten reklamı izlemiyorsunuz. Reklam çıkıyor. Reklam atlata tıkladınız da video çıkıyor. Yani bakın şu an bu videoda da olacak. İlk başta kızmayın dostlar. İlk başta çıkan reklama kızmayın. Bunlar kusura bakmayın ama götümüzden ter akıyor. 4 saat, 5 saat, 6 saat telefonun karşısında, bilgisayarın karşısında bekliyoruz. Gözlerimiz böyle oluyor. Biz size hizmet verebilmek için siz de 8 saniye reklam seyredin. Zaten canlı yayınlarda reklam bir kere çıkıyor. O da ilk başta çıkıyor. Yani ben maç yayını veriyorum. Ya 8 saniyeden bir şey olmaz. Seyredin. Bunun bir zararı yok size. Ha, kızmayın. Ama canlı yayın haricinde 2 saatlik bir video seyrettiğinizde, bir film seyrettiğinizde tabii ki içinde 4 kere, 5 kere, 6 kere reklam çıkacak. Bunlar para kazandırma reklamı. Biz izlenmeden para kazanmıyoruz. Sadece bizim süremiz, hani izlenme süresi çoğalıyor. Biz ondan para kazanmıyoruz. Sizin izlediğinizden biz para kazanmıyoruz. Sadece o reklamlardan para kazanıyoruz. Bunu unutmayın. Bütün YouTuber'lar aynı. Adam gitmiş Kanada'ya, Küba'ya gitmiş. Çekiyor orada. Siz o adamı seyrederken o adamdan para kazanmıyorsunuz. Araya reklam girdiğinde. O adam ondan reklamdan para kazanıyor. Yani demek istediğim olan şu. Sakın ola ki kızmayın. Hiçbir YouTuber kusura bakmasın babasının şeyi değil ki de bedava çeksin. Tamam mı? Anlayışla karşılayın. Eğer izleyebiliyorsunuz 30 saniyelik reklamı da izleyin. 40 saniyelik reklamı da izleyin. Bunlar YouTuberleri sevindiren etkenler. Onlar sizin istediğiniz reklamları seyrediyor. Çünkü bizim analizde bir kişinin kaç saniye reklam izlediğini biz görüyoruz. Mesela ben 1000 kişinin şu an 1000 kişinin izlediği reklam sadece 6 saniye. Gönlüm istiyor ki 10 saniye, 15 saniye reklamı izleyin. İzleyin ama olmuyor maalesef. O yüzden 1000 kişinin izlediği videodan bizim kazandığımız para ya 1 lira ya 5 lira. Bakın bu kadar az 1000 kişi. 10.000 kişi şu an aklımda hayal kuramıyorum. Ama bir kişi şey 1 lira 5 lira. Sadece 1000 kişiden. 1000 kişi eğer o reklamı 6 saniye 7 saniye izledikten sonra reklam atladı tıkladığında 1 lira 2 lira kazanıyorsun. Eğer olur da unutup da Erol'un İzmirli Erol'un videosunu bir seyredeyim dediğinde mutfağa gittiniz bir su içmeye, o reklam devam ediyor. Ha, o zaman 5 lira kazanıyoruz. Anladınız mı demek istediğinizi? O bin, ama 1000 kişinin içerisinde. 1000 kişinin mutlaka en az benim videomu 8 saniye seyrederse 5 lira kazanıyorum. Değer mi diyeceksiniz? Ulan 2 saatlık videoya 5 lira, şey canlı yayına 5 lira. Hani para kazanmak isteyenlere duyurulur. Şimdi ne kadar çaba gösterirseniz gösterin, en büyük çaba başkasının videolarını asla videolarınıza eklemeyin. Başkalarının videosu sizlere telif hakkı atabilme ihtimali doğuyor. Anladınız mı? YouTube'dan para kazanmak için çok çalışmak istediyseniz hiçbir yere ayrılmayın. Devamlı YouTube'dan ayrılmayın. Yani günde 2 kere, 3 kere video koyun. Şimdi eğer çok para kazanmayı seviyorsanız YouTube'dan medet ummayın. Onu söyleyelim. Hani
Ben o bin kişi abonem var. 4000 saati tamamladım. Medet ummayın. Çok çalışmalısınız, çok. Yani belli bir izleyici kitlesi sırf yemekle uğraşır. Belli bir izleyicisi sırf motorun tamiriyle ilgilenir. Belli bir izleyici efendime söyleyeyim işte YouTuberlerin uzak yere gitmeleri, Çin'e gitmeleri, Hindistan. Ben Hindistan'ı çok seviyorum. Hindistan'a giden bütün YouTuberleri seyrederim. Gerçekten Hindistan'a gidin, inanın hani süper para kazanırsınız. Şimdi bir arkadaşım demiş ki hani 41 milyon izleyiciye bile varma ihtimalimiz yüksek. Dünyada 1 mi 2 milyar insan YouTube'de. Hani günde düşünebiliyor musunuz? 600 milyon, 700 milyon, 8 milyon insan YouTube'a giriyor. Bunların sadece 1 milyonu sizin videonuzu keşfetse zaten köşeye dönersiniz. Ama bunu keşfetmeniz için sizin ana sayfanıza o başlıklara mutlaka İngilizce de yazmanız gerekiyor. Yani diyelim ben Küba'dayım. Türkçe yazdınız. Sadece Türkler izleyebilir. Yani Türklerimiz de sağ olsun sizin videonuzu görmek için çok uğraşması lazım ama yabancı ülkelerde Küba hastası insanlar var. Mutlaka başlıklarınızda Türkçe, İngilizce ve İspanyolca yazın. Dünyada kullanılan iki kelime, iki dil İspanyolca ve İngilizcedir. Brezilya İngilizce, İspanyolca konuşur. Arjantin, Kolombiya, Meksika, efendime söyleyeyim, Dominik Cumhuriyeti. Bunlar hepsi İspanyolca konuşur. Ki İspanya'da da aynı. Portekiz de İspanyolca konuşur. Bakın Portekizler de İspanyolca konuşur. Yani demek istediğimi söyle. Üç dilde. Türkçe'de ben Küba'yı çok seviyorum. Ben Küba'dayım. İngilizce ve İspanyolca yazın. Yararını göreceğiniz. Şimdi dostlar. Ne demiştim? Günde iki video, üç video koyun. Tek videoyla haftada da bir tek video koysanız asla internette başarı elde edemezsiniz. Anladınız mı? Ha, kendinize bir yol haritası çizin. Ben genel olarak yol haritası çizdim. Spor, gezmek, navigasyon, kuaförlük, müzisyenlik ve ben kendi kızım var, İzmirli Beren. Onun videolarını çekiyorum. Ben kendime bütün kitleyi almak istiyorum. Spor sevenleri, gezenleri. O yüzden benim kitlem o. Ama siz tek bir kitleyle uğraşın. Ya yemek yapın. İspanya'da bir adamın biri yemek yapmakla günde 2000-3000 dolar kazanıyor günde. Sadece yemek yapıyor. Ve 10 saat, 10 dakika, 15 dakika yiyor. Yani demek istediğim bir şeyle ilgilenin. Yani başkasının videosunu, hele şu filmleri yüklemeyin dostlar. Şu videolar var ya, film videoları. Sakın yüklemeyin. Hepsi telif hakkına girer. Yani yüklemeyin. Zaten YouTube'a size uyarı gönderiyor zaten. Kendinize bir yol haritası çizin. Ben gezeceğim deyin. Adınız da Gezginci Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Süleyman. YouTube kanalı açmak için pahalı bir ekipmanınıza gerek yok. Ucuzlarından ama telefonun netliği önemli. Yani gerçi en ucuz telefon bile gene iyi netlik veriyor. Yani mutlaka bir de şöyle sarsmayın. Hani telefonu şimdi çekiyorsunuz ya böyle sarsmayın. Görüntü titretmeyin. Telefonunuzu sabit bir yere koyun. Hani bu telefon tutacakları var, tahtadan yapılma. Veya ucuz tripodları var. Hani bit pazarında satılıyor. Yani 15 lira 20 lira alın. O telefonu hiçbir zaman oynatmayın. Geçin o telefonun karşısında oynayın, zıplayın.
Veya ama böyle elinizi tutarsanız böyle zıplar ve izleyici en çok nefret ettiği şey titreten. Yani şimdi bakın, ben telefonu titredim, bak. Bakın. Şu an böyle mesela, ben şimdi bu şekilde titrettiğimde siz beni dinleyemezsiniz. Bakın şu an telefonum sabit. Yani ekipmanları ileride para kazandığınızda alabilirsiniz. Bir de mutlaka sesinizi, görüntünüzü mutlaka bir videoda paylaşın. Yani o videonun sizin olduğunuza dair bir ıslak imzadır. Unutmayın bunu. Anladınız? Yani videolarınızda gözükün. Ama ileride pahalı ekipman alabilirsiniz. Yani lambalı tripodlar var böyle, floresanlı alabilirsiniz. Bir de şu oyun PUBG. PUBG oyunları genelde, oyunlar birbirine çok benzediği için, sanal karakterler birbirine benzediği için telif hakkı alabilirsiniz. Örnek şu. Bir müzisyen arkadaşım, müzisyen, org çalan, PA 800 marka org var elinde. O ritim seti var. Şimdi orglarda bir ritim seti vardır. Paralı alıyorsunuz, en az 1000 lira kadar. Alıyorsunuz, onunla düğünlere gidiyorsunuz. Onu YouTube'a verdiğinizde o size satan o seti, o arkadaş eğer o ritimleri internette YouTube'a verdiyse, bakın çok ilginçtir, size telif hakkı atıyor. Çünkü adamın ritmini kullanıyorsunuz ya. Ama ben satın aldım. Hayır, fark etmiyor. YouTube dışında aldığınız şey o YouTube dışındadır. Ama YouTube'da yayınlanan herhangi bir müzik altyapısı siz elden dışarıdan aldıysanız, internet yüklediğinizde o kişi sizin sanki kendine çalmış gibi size telif hakkı atabiliyor. Zaten otomatik atıyor YouTube'a. Diyor ki Mehmet'teki altyapı seti Erol'da var. Direktman bize yüklüyor telifi. O yüzden dikkat edin. Yani YouTube'da yayınladığınız bir video asla ikizi olmamalı. İkiz. Zaten zaman geçtikçe profesyonelleşeceksiniz. Zaman geçtik. Sadece yeter ki birazcık çaba gösterin. Gezin, dolaşın. Tutarlılık çok önemli. Yani ben YouTuber olacağım diyeceksiniz. O kadar basit. Hani gerçekçi işten olacaksınız böyle YouTuber. Yani ben bu işe aşığım kardeşim diyeceksiniz. Ama bu işte yenisiniz, daha temelini atmak için çok uğraşmanız gerekiyor. O yüzden bir YouTuber arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. O başlık, hani bizim videomuzu seyretmeden bir logo var ya mesela, şu an mesela bu videodaki gibi para nasıl kazanılır logosu. Onu çok iyi hazırlayın. Yani çok iyi hazırlayın. Mesela en çok bazı üçkağıtçılar var. Ben ona üçkağıtçı diyorum. Deprem olmuş bir yerde. Başka bir depremin resmini koymuş oraya. Araba altında kalmış. Bina üstüne çökmüş. O resmi kullanmış. Ben de o resmi tıklıyorum. Gerçekten o video var mı diye bir bakıyorum. Video yok. Sadece yazı karakterli, işte diyelim Erzincan'da deprem olmuştur. 6,5. Bitti. Bunlar aslında üç kağıda giriyor. Bunu YouTube'nin aslında bir nevi el atması gerekiyor ama milyarlarca kullanıcı var. Kime el atacak? O yüzden kandırmacı oluyor. Yani bir bakıyorsun, ulan diyorsun, apartman arabanın üstüne yıkılmış, deprem. Tıklıyorsun, bir bakıyorsun karşısına. Yani telif haklarını ihmal etmeyin. Telif hakları genelde YouTube editörde sol alt tarafta telif hakları vardır. Oraya tıklayın. Her gün tıklayın. Oradan tıklayın. Bakın ki videolarınızda telif atılmış mı, atılmamış. Eğer atılmışsa orada var. Derhal o videoyu silin. YouTube telif attıysa o videoyu silin. Eğer 3 videoya telif atılmışsa YouTube sizin kanalınızı komple siler. Yani ihlal ediyorsunuz. Hani dikkat edin. Hele şu filmleri koymayın. Müzikleri asla koymayın.
Ama remix yapıyorsanız, remix biliyorsunuz, müziklerde oynama yapıyorsunuz ya. O remixleri koyabilirsiniz. Üstlerine distak 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 koyuyorsunuz ya ritim. O ritimleri koyduğunuz için o telife girmiyor. Yani yakalayamıyor daha doğrusu. Ama dersiniz ya İzmirliler ol. Hiç telifsiz video yüklemez miyim? Yüklersiniz sadece 9 saniye. 9 saniyelik bir videoları mesela diyelim deprem bir yerde deprem olmuş. O depremleri toplayın. Diyelim 10 tane depremi toplayın. Her birini 9 saniye kırpın. Yani 9 saniye kalsın. Sayın ama. 1, 2, 3, 4 diye sayın. 9 saniye sonra kırpın. O en önemli videoları, en önemli yaptığınız o videoyu 9 saniye ekleyin. 10 tane koyun. Onlar da telif yemezsiniz. Telifsiz video 9 saniyedir. Mesela futbolcular gol atıyor ya. Sadece o golü videoyu çekin. Sadece o golleri. Zaten 9 saniyede atıyor adam. İçinde atıyor. Ronaldo'nun 9 saniyesini alın. Ne bileyim Ronaldinho'nun 9 saniyesini alın. Ne bileyim Marcus'un 9 saniyesini alın. Ha öyle olabilir. Şimdi dostlar. Sizlerin videolarına kimse tıklamazsa para kazanamazsınız. O yüzden sizi keşfetmeleri için bu hashtagler var ya 500 kelimeye kadar hashtag verebiliyor YouTube'e. Hashtag nedir? Tabii onu profesyonel anlar. Şimdi bana sor, ben soruları sevmiyorum cevaplamasını. O yüzden YouTube yorumları kapatıyorum yani. Ben sevmiyorum. Çok soru sorulduğunda benim canım sıkılıyor. Çünkü bilmeyenler o kadar çok ki. Hashtag nedir? Şimdi Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, değil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na. Bir video hazırladınız kendiniz. Koydunuz. Orada hashtag'te ne yapmalısınız biliyor musunuz? Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Mustafa Kemal Atatürk. Bunlar hashtag'tir. YouTube'a Mustafa Kemal Atatürk yazdığında sizin videonuz keşfete düşecek. Yani sizin videonuz eğer ilk yüklenen Mustafa Kemal Atatürk ismini ilk yükleyen 29 Ekim'de A'dan başlar. Yani o ilk yükleyenden sonra eğer siz ilk video yüklediyseniz bakın ben geçen de ne oldu biliyor musunuz? Hiç beklemezdim. Başakşehir, he pardon, Göztepe Başakşehir maçı vardı. Göztepe Başakşehir maçı vardı. Ben yarım saatte evvel canlı yayına başladım. Resmimi koydum. Göztepe Başakşehir'i. İnan ilk ben koymuşum. İlk girdiğimde, canlı yayına girdiğimde birden 45 kişi seyretmeye başladı. O videoyu. Çünkü niye? Herkes o maçı bekliyor. Şimdi herkes son 10 dakika kala maçlara bakar. Değil mi? Doğru değil mi? Son 10 dakika kala, 15 dakika kala maçlar başlamadan açarız. Veya nerede şifresiz kanal var. Ben yarım saate bir açtım. İlk başta 45 kişi, sonra 10 kişi, 12 kişi böyle oldu. Yani demek istediğim şu. Keşfete düşmeniz için önce koyun. 29 Ekim'i 29 Ekim'de değil, 28 Ekim'de koyun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun deyin. İnsanlar sizin videonuzu ilk keşfete düşürüp seyredebilecekler. Bir de çok önemli olan beğenme butonu. Beğenin. Bana da üye olun. Beğenin. Her videomuzu beğenin. Beğenirseniz keşfet daha yükseklere çıkar. Şey gibi, Instagram gibi, TikTok gibi. Yani belli bir hedefe kitlenin. Ben çocuklara kitlenmek istiyorum. Ben çocuklara yönelik çizgi film yapmak istiyorum dediğinizde başka bir şey yapmayın. Ben yemek yapmak istiyorum. Veya ben gezmek istiyorum. Gezmek isterken tutup da deprem videosunu koymayın sakın. Bakın. Yemek videolarını koyup da aa deprem olmuş. Ben deprem videosu koyduğunuzda arkadaşlar o videonuz bir daha izlenmez. Çünkü insanlar depremden korkuyor.
Çünkü adam orada karnı acıkmış. Kuru fasulyenin tarifini sizden bakıyor, bakıyor, bakıyor. Tamam, güzel. Ama bir bakıyorsunuz yeni bir video yüklemiş o arkadaş. Bir bakmışın deprem olmuş. Adam morali bozuluyor. Yemek yerken bile morali bozuluyor. O yüzden bir yere odaklanın. Araba tamircisi mi? Araba tamirciliğine odaklanın. Zaten ileride kanalınızı istifleyeceksiniz. Anlayacaksınız. Tek bir şeye odaklanın. Şimdi dediğim gibi ben yorumları pek sevmiyorum. Saçma sapan yorum da geliyor ama siz olun, yorumlara mutlaka cevap verin. Sorular soracaklar arkadaşlar size, cevap verin. Ben sevmiyorum. Hani gerçekten sevmiyorum. Ben bu şekilde sizlere hitap etmek istiyorum. Çünkü o kadar saçma. Mesela ben sicil affı vardı 2021 senesinde Ocak ayında. Yayınladım geçen sene. Sicil affı Ağustos'un sonuna kadardır. Ağustos'un sonuna kadar diye özellikle yazdım. Halen evvelsi gün bir arkadaşım biri sicil affı devam ediyor mu? Arkadaşlar okumuyorsunuz mu? Okuyun. Sicil affı bitti. Ha, yeni sicil affı ne zaman gelecek? Seçim var 2023'te. O zaman gelecek. O zaman bu hükümet yapacak. Mecburen. EYT de girecek. Hepsi girecek. Ben siyaseti sevmiyorum. Konuşmak istemiyorum. Zaten herkes biliyor siyasetin getirisini. Şimdi bakın, burada bir YouTube'nin bir uyarısı var. YouTube 8 dakika düşük olan videoları dikkate almıyor. YouTube'e en çok dikkat ettiği video dakikası 9 ila 15 dakika. Ama siz 1 saati de yüklersiniz, 2 saati de. Ama 2 saati kimse izlemediği için sıkılır. Şu an siz bu videomu büyük bir ihtimalle atlata atlata izleyeceksiniz. Ama atlatmazsanız çok şey kazanırsınız ama atlattığınız için bir şey kazanamazsınız. Şimdi günde 2 video, ayda 60 video. YouTube sizden ayda 20 video en az istiyor. 20 video. 20 videonun altındakileri dikkate almıyor. Anladınız mı? Şimdi evet, arkadaşım biri aynı dediğim gibi 60 video, bir ayda 60 video yüklemeniz gerekiyor diyor. Yani gerçekten YouTube 20 diyor ama siz 60 video ayda yüklemenize özen gösterin. Yalnız para kazanma aktif olması için sizin ilk etapta 1000 aboneyi geçmeniz gerekiyor. Yani en az 2000 abone olmanız gerekiyor. Bakın, 1000 aboneyi geçtikten sonra hemen para kazanmayı dilekçe yazmayın YouTube'a. Çünkü o 1000 abonenin mutlaka 100 tanesi geri gidecek, kaçıyor. Zaten bizim en çok nefret ettiğimiz şey, biz bu videomuzu izlerken abone oluyorsunuz. Bu videoyu izledikten sonra abonelikten çıkıyorsunuz. Yani arkadaşlar, abonelikten çıkmayın. Çok abone olun. Abone olduğunuz kişiler de zaten sizde de abone olacak. Yani zaten diyelim şöyle, 1500 abonem oldu, 6000 saatim oldu. Bunu para kazanmaya aktifleştirdiğinizde, YouTube sizi kabul ettiğinde en az 8 ay para kazanamazsınız. Öyle kolay kazandırmaz YouTube. Asla müsteşen videolar koymayın. Müsteşen. Ve mümkün olduğu kadar ya çocuklara hitap edin ya büyüklere. O yüzden orada bir buton var. 18 yaş küçükleri hitap ediyorum, 18 yaş büyükleri hitap ediyorum. Eğer 18 yaş büyükleri hitap ediyorsanız, sizin videolarınızı çocuklar asla seyretmez. Seyrettirmez. YouTube onların, ama annesinin babasının telefonundan izlerse YouTube'u, maalesef annesinin, ama çocuk kendi videosunda asla sizin erişkin videolarınızı seyredemez. Müsteşcen videolarınızı asla koymayın. Çoluk çocuğumuz var.
Yani 6 ay, 8 ay para kazanmayı beklemeyin. Eğer aktifleştirdiyseniz para kazanmayı. Öyle kolay değil. Ama en sonki videomda, en sonki bir şey daha söyleyeceğim. Yani aktifleşmiş bir kanalınız varsa para kazanmaya, reklamcılar sizin videonuza göre reklam koyar. Mesela şimdi bu videoma ne reklam koyacaklarını bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimalle bu videolarımız eğitim videosu olduğu için eğitim videoları genelde keşfete ön planda çıkıyor. Her yerde reklam verin. Twitter'de, WhatsApp'ta, TikTok'ta, hani videonuzun linkini bulabildiğiniz eş, dost, akrabalarınızı hepsine verin. Bakın şunu unutmayın. İzlemek önemli değil. Önemli olan o ilk başta, ortada, sonda 8 saniye çıkan reklam. Onlar para kazandırıyor. Yani izlemeniz bir ifade etmiyor. Sadece zaman ilerliyor. O hani WhatsApp'ta durum köşesi var ya. Bir video yüklediğinizde o durum köşesine sizin videonuzu aktarın. Oradan da çağırın insanları. Yani en güzel reklam WhatsApp'ın reklamı. Ya da Facebook'un reklamı. Facebook'ta yapın. Dostlar, hani arama motorunu Google arama motorunda isminizin geçmesi için mutlaka ayda 60 video koyun. Bir de o profil resmini çok iyi koyun. O videolarınızın profiline. Evet dostlar. Şimdi videolarımız dediğim gibi ilgi çekici başlıklarınız çok önemli. Yani ben PUBG oynuyorum, PUBG oynuyorum. Yok. PUBG'nin hangi bölümünü oynuyorsunuz onu yazın. Hangi şeydesiniz onu yazın. Hangi yemeği yapacaksınız? Kuru fasulyenin hazırlanışı, tarifi diye yazın. Yani ben kuru fasulye yiyorum diye yazmayın. Ben kuru fasulyeyi seviyorum diye yazmayın. Kuru fasulyenin tarifi. Anladınız mı? Resmi de kuru fasulyeyi sırf kuru fasulye çekmeyin. İçinde böyle pastırma olsun. Yanında ayran olsun. Pilav olsun. Anladınız mı? Yani resim, yani bir insan o resime baktığında kuru fasulyeli pilav. Oo der. Tıklar. Anladınız mı? Yani başlıkla resim çok önemli. Gidip de kendi resminizi koymayın. Hani kuru fasulye diye kendi resminizi koymayın. Yani reklamlarda ne yapacak? Reklamlarda ne çıkar biliyor musunuz? Trendyol çıkar, hepsi burada çıkar. Getir götür çıkar. Efendim mesela aktarlar çıkar. Çünkü yemekle ilgili yemek reklamı çıkar. Tutup da araba reklamı çıkmaz. Şimdi gelelim bakalım neler var. Ben bakıyorum da bilmediğim nokta varsa oradan önce yazıyorum, sonra size konuşuyorum. İşte dostlarım, artık söyleyeceğim bir şey yok. Genelde hepsini söylemişim. Dostlar, videomu kapatıyorum. Videomda son eklemeler yapıyorum. Bir sene içinde 4000 saati düşmemeniz gerekiyor. Siz şu an diyelim para kazanmaya aktifleştirdiniz. Diyelim 4500 saatiniz olmuş. 1500 aboneniz var. YouTube'a başvurdunuz. YouTube sizin para kazanmanızı aktifleştirdi. Hayırlısı olsun. Ayda 60 tane video koyun. Ama şunu dikkat edin. 12 ay içinde yüklediğiniz videoların saati. Bir daha söylüyorum. 12 Ocak'la Aralık'ın arasında yüklemiş olduğunuz o 4500 saat
Ocak Şubat'a geçtiğinde Aralık da Ocağa geçiyor. Bu Şubat'ta bu sefer Ocağın arasında 4500 saati sabit tutun. Sonra Mart geçiyor. Öbürüsü Şubat'a geçiyor. Tekrar 365 gün içinde. 12 ay içinde. Tekrardan 4500 saati sabit tutun. Son olarak Nisan'a geçti. 12 ay sonra da Mart'a geçti. O Mart'ın içinde eğer 3900 saate inerseniz para kazanma aktifleştirmeniz iptal oluyor. Ta ki siz o 12 ay içinde tekrar 4000 saat küsuru yapmanız gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? O 12 ay içerisinde 4000 küsur, zaten daha az, ben 4500 saat diyorum. 500 saat avantajınız olsun. KDV olsun. 4500 saatinizi o 12 ay içinde sabit tutun. Analizlere bakın. Hep analizlerde orada gözükür. 360 gün içinde toplam saatiniz 4500'dür. Ve aynı durum abone için de geçerlidir. Ocaktasınız. Aralığa kadar 12 ay içinde 1100 abone, 100 abone fazla söylüyorum, KDV'si olsun. 1100 aboneniz hep sabit olacak. Efendim Şubat'a geçtiniz. Yukarıdaki ay Ocağa geçti. 12 ay gene. Hep 12 ay. Eğer 995 aboneye düşerseniz para kazanma iptal oluyor. Ta ki tekrar 1000'in üzerine çıkın. Tekrar başvuru yapacaksınız. Bir ay bekleyeceksiniz. Bu yüzden ayda 60 tane video yükleyin. Mümkün olduğu kadar abonelik için gerekirse yalvarın. WhatsApp'tan reklam koyun. Abone olun. Abone olursanız sevinirim. Mecbur abone yapmayın. Abone olursanız sevinirim. Siz de benim sayfama da abone olursanız sevinirim. Ne olursunuz dostlar? Bunları dikkate alın. Ben 360, yani 12 ay içinde şu an 7100 saatim var. 7100 saatim var. Toplam 4500 küsur abonem var. Abonelerden umudum var ama 7100 saati, bir dakika bekleyin. Evet dostlar, videomu kapatmadan evvel sayfama abone olursanız memnun olurum. Abonelikten çıkmayın. Çok rica ediyorum. Abonelikten çıktığınız zaman bizlerin bu kadar sizler için destek verdiğimiz videolarımızı maalesef out oluyor. O yüzden sizden ricam var. Lütfen bizlere abone olun. Videolarımızı beğenin. Gerekirse sorularınız varsa mutlaka başka videolarımda yorumlar açık. Oradan sorun. Ama ben videolarımın yorumlarını açmıyorum. Çok soru soruluyor. Ya bilmiş de taslamak da istemiyorum hiç kimseye, o yüzden. Bizim bildiğimiz amatörce. Biz amatör YouTuberleriz. Biz öyle profesyonel değiliz. Biz oturduğumuz yerden sizlere hizmet veren insanlarız. Ama gene bile şu gözlerimiz sizler için kan çanağına dönüyor. Yeri geldiğinde 10 saat, 20 saat naklen yayın yapıyoruz. Bunun değer karşılığını almak istiyoruz sizden. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Olmasanız da canınız sağ olsun. Sağlıcakla kalın. Maskeyi asla çıkarmayın.